Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün TikTok reklamlarında iki farklı şekilde reklam çıkmayı göstereceğim. Bu reklamlarda takipçi artırmaya yönelik olacak. Bundan bir önceki videoda telefondan nasıl yapacağımızı göstermiştim. Burada daha detaylı bir şekilde nasıl takipçi kazanırız, artırırız onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ilk başta şöyle bir şeyimiz var. Burada reklam yayınlamadan önce şurada hesap bakiyesi ödemeye tıklayıp bir bakiye yüklememiz gerekiyor. Ödemeye tıkladım. Burada bakiye yükleme çıkacak. Bakın, ödeme özet. Burada bir bakiye yüklememiz gerekiyor. Buna tıkladığınızda yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında şimdi reklam nasıl çıkacağız? Bakiyeyi yükledik. Kampanyaya tıklıyorum. Kampanyada oluştura geldim. Reklam oluştura geldim ve açılmasını bekliyorum. Baştan başla diyorum. Burada iki tane mod var. Bir basitleştirilmiş mod, iki özel mod. Bakın şöyle onayladım. Onu da göstereyim. Bu Facebook panel aracı gibi detaylı dönüşümlerinizi etkileyen, bu da basitleştirilmiş, daha amatörce, sizi daha hızlı bir şekilde sonuca götürecek reklam türü. Önce basitleştirilmiş modda göstermek istiyorum. Burada 4 tane şeyimiz var. Web sitesine ziyaret alma, toplulukla etkileşim, potansiyel müşteri bulma ve web sitesi dönüşümleri. Şimdi burada web sitesine ziyaret alma, internet sitesi ziyaret, Facebook ve Instagram'da olduğu gibi aynı. Toplulukta etkileşim, Facebook ve Instagram'da olduğu gibi daha fazla profil ziyareti. Altta da yazıyor, sayfa takibi ve profil ziyaret artırın. Potansiyel müşteri bulma, bu da Facebook'ta potansiyel müşteri bulma formu ve Instagram'da daha fazla potansiyel müşteriye eriş reklamında karşı tarafa bir form sunarak bilgilerini alıyorsunuz. Örneğin bir hizmet sektöründesiniz, Z kuşağı sesleneceksiniz. Bir eğitim sektörü olalım, işte üniversiteye hazırlık ya da sizi yurt dışına okumaya gönderme tarzında bir eğitim hizmeti. Burada potansiyel müşteri bulma reklamı çıkarak, insanlardan bilgilerini toplayarak, onları arayarak bilgi verebilirsiniz ve web sitesi dönüşümleri. Bu da Facebook'taki piksel olay dönüşümleriyle aynı. Siz web sitesi dönüşümlerini yaptığınızda kaç kişi tıklamış, kaç kişi üye olmuş, yani e-ticaret olarak düşünelim bunu. Kaç kişi üye olmuş, alışveriş yapmış, yapmamış, onları görebileceğiniz şey. Biz bugün takipçi artırmak istediğimiz için önce basitleştirilmiş modda toplulukta etkileşim reklamına tıklıyoruz ve devam et seçeneğimle devam ediyorum. Burada konum seçiyoruz. Siz eğer tüm Türkiye'ye hitap ediyorsanız Türkiye seçebilirsiniz ya da yerel bir işletmeyseniz ve belli bölgelerdeyseniz şehir seçebilirsiniz. Burada özel hedef kitle ve otomatik hedef kitle var. Otomatik hedef kitle sizin takip ettiğiniz ve sizi takip edenlere eş değer kitleler buluyor. Özel hedef kitle de kendiniz oluşturuyorsunuz. Bence bu daha yararlı. Demografi diyorum ki cinsiyet, kadın erkek fark etmez. Yaş, burada yaş çok önemli. Çünkü burada kendimiz Facebook'taki gibi hani 18'den işte 40'a kadar seçemiyoruz. Ya da 34 tarzını seçemiyoruz. Burada ben diyorum ki benim hedef kitlem 18'den büyük ve 20, yani 25, 26'ya kadar, 28'e kadar olur diyorum. Mecbur burayı da seçiyorum. Dil olarak burada Türkçeyi seçiyorum. Bu da önemli. Çünkü farklı şekilde çıkabilir. İlgi ve davranış var diyor. Burada aşağıdaki ilgi alanlarına herhangi birilerini
Dahil edin diyor. Burada da videoları aşağıdaki etkileşimleri gerçekleştiren kişiler diyor. Ben eğitim diyorum, bakın direkt olarak çıktı eğitim. Ama hepsini seçmeyeceğim. Şöyle yurt dışında eğitim. Bunu seçtim. Bir de dil öğrenimini seçmek istiyorum. Geliyorum buraya. Tamam. Ve burada bunu seçerseniz hani video sonuna kadar ya yazıyor zaten, videolarla nasıl etkileşim kurduklarını tanımlayın. Burada hiçbirini seçmiyorum çünkü iyice daraltacak. Ya da beğenildi olarak da seçebilirsiniz, hani beğenen kişilerin önüne çıksın. Beğeniyorsa demek ki ilgisi var. Beğenmiyorsa ilgisi yok. Burada da aynı şekilde seçebiliyoruz etkileşimde bulunanları. Ben de burayı seçmeyeceğim. Son gün içindeki davranışı, son 15 günde beğenen insanlar videomu görsün diyorum. Devam et'e tıklıyorum. Burada da seçmemiz gerekiyormuş. Burada eğitim olarak şurada hepsini seçmiyorum. Education diyorum. Education de kendi arasında ayrılıyor. Şöyle, tamam. Burada da eğitimi seçtim. Devam et diyorum. Burada günlük bütçe en az 100 diyor. Toplam bütçe en az 1400 diyor. Neden? Çünkü bizim videomuz 1 Ekim'den 15 Ekim'e kadar geçecek. Diyorum ki 1, 2, yok, 3 Ekim'den 7 Ekim'e kadar, tam 7 Ekim'de bitsin. 3 Ekim'de başlasın. Günlük bütçe en az 100 olmalı diyor. Siz de bu şekilde belirleyin. Zaten sizin bütçe yüklediğiniz kadar harcayacak. Reklam amacınız ne diyor? Daha fazla takipçi edinin. Devam et diyorum. Burada reklam oluşturmak istediğim ya gönderiyi seçebilirim ya da buradan tekrardan video yükleyebilirim. Şu şekilde bir tane seçtim ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Telefonda daha fazla takipçi reklamı çıktığımız zaman müzikli olanları tanıtmıyor. Yüksek ihtimal burada da biz müzikli olan seçtiğimizde TikTok değerlendirmeden geçmeyecek videomuz ve bu sefer ne olacak? Reklam reddedilecek. O yüzden orijinal ses kullandığınız şeyi seçin. Burada bir hata veriyor çünkü oranı sıkıntılıymış. Oranın sıkıntılı olmadığını düşünelim. Eylem çağrısı olarak şuradan bakıyorum. Daha fazla takipçi istiyoruz. Abone ol diyebiliriz. Bunu da kabul ettikten sonra gönder diyorum. Ve reklamım birkaç saat içerisinde onaylanacak. Bakın minimum 14 TL bakiye yüklüyoruz. Günlük bütçe 100. Maalesef en az koydu. Diyorum ki ben de o zaman 500 yükleyeceğim. 500 yüklediğimde KDV çıkıyor 90'la. 590 bakiye yüklediğimde reklamımı onaylattırabilirim. Şimdi bir de profesyonel taraftan bakalım. Facebook paneli gibi olan. Oluştura geldim tekrar. Açılmasını bekliyorum. Baştan başla diyorum. Burada özel mod
seçeneğine tıkladım. Burada bakın var olanı kullan diyor. Verimiz yok. Bu benzer hedef kitle oluşturduğumuz zaman bizim amacımız ne? Takipçi kazanmak. Burada tanıma, düşünce, dönüşüm var. Dönüşüm şu an bizim alakalı değil. Bakın burada yine toplulukta etkileşim daha fazla sayfa takibi diyor. Bu tanıma daha sonrasında göstereceğim şey. Yine burada buna tıkladım. Kampanya adı koyabiliyoruz. Burada AB testi yapabilirsiniz. Kampanya bütçe optimizasyonu. Günlük en az 25 diyorum. Yani bize demişti ya günlük en az 100 TL yazmamız gerekiyor. Ben de burada diyorum ki günde en az 25 harcasın. 25'i harcadığında diğer bakiyem ertesi güne geçsin. Bu alandan iyi. Daha sonrasında devam et diyorum. Bütçeniz en az 500 olması gerekiyor diyor. Günlük en az 500. O zaman ben bunu seçmiyorum şu an. Kampanya bütçesini belirleyin diyor. Toplam 500 dedim. Devam et. Burada reklam grubu ayarlıyoruz. Özel hedefleme, otomatik hedefleme, yine hedef kitleyle alakalı. Burada yine eğer Türkiye hitap ediyorsanız Türkiye, eğer yerelseniz ona göre dili buradan seçebilirsiniz. Türkçe, yaş, cinsiyet, hane geliri var diyor. Bizim için bu önemli değil. Bunu seçmiyoruz. Hedef kitle de şöyle. Daha öncesinde özel ya da benzer hedef kitle yaptıysak onlardan seçebiliriz. Yani diyelim ki siz reklam verdiniz. Bir haftalık, iki haftalık ve oradan gelen hedef kitle TikTok tarafından algılanıyor. Daha sonrasında benzer hedef kitle oluşturuyoruz o reklamdan ve buradan seçerek hani onu da dahil etmeyi seçiyoruz. Burada ilgi ve davranışları yapabilirsiniz. Bunları tek tek kullanabilirsiniz. Cihaz olarak diyorum ki hepsi, hani bu önemli değil. Günlük bütçe en az 200 diyorum. Ve reklamı ben bir haftalık yerleştirdim. Optimizasyon hedefi takip etme. Gelişmiş ayarlar en düşük maliyette. Bu şekilde devam. Sonraki diyorum. Devam değil. Burada şimdi reklamımızı kullanabiliyoruz. Hani size ait olan hesabı kullanın diyor. Buradan başka hesaba da geçebilirsiniz diyor. Buradan TikTok gönder isterseniz TikTok'ta yayında olan videoları kullanabilirsiniz. Bakın burada hata işareti var. Neden? Reklam edin bu reklam. Ya genelde müzikli olanları kabul etmiyor. Ya da buradan video yükleyerek yeni onu reklam çıkabilirsiniz. Buradan şurada yazacak yüksek ihtimal metninizi yazın. Etkileşimli eklentiler buna gerek yok şu an. Eğer sizin şeyiniz varsa web siteniz buraya ekleyebilirsiniz. Hani oraya da yönlendirebilirsiniz. Gönder dedikten sonra reklamınız 24 saat içerisinde değerlendirilip eğer uygunsa hani onaylanacaktır ve bu şekilde takipçi kazanmaya başlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.